Bir görüntü izleteceğim size. Rusya'dan 19. sıradaki haber arkadaşlar. Bir askerin, Ukrayna'nın eline esir düşmüş bir Rus askerinin başına gelenlerle ilgili bir görüntü. Savaşın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Alo, mamul, привет. Ukrayna'ya savaşa gönderilen Rus askerler arasında Ukrayna'ya esir düşenler var. Biri annesiyle telefonda konuşturuldu. Ukraynalı asker kayıttaydı. Alo, mamul, привет. Mamul, mamul, я только это, всё, не переживай, у меня всё нормально. Görüntüleri Ukrayna ordusu paylaştı. Anne ve esir oğlu arasındaki diyalog da Ukrayna için propagandanın parçası. Ukrayna askerleri anneye söz verdi. Oğlunuza bir şey yapmayacağız dedi. Olha, Olha, добрый день. Это с вами Дмитрий говорит из Украины, с Николаева. Asker annelerini ayaklandır. Bizi buradan çıkarsınlar. Rus askerin annesinden isteğiydi. İdimam военкомат, да, и подтягиваю совет материнских комитет материнских солдат. В общем, чтоб, ну, вывозили отсюда наших людей, те, кто воюет. Ольга, послушайте, я вам даю слово, мы его не будем трогать, потому что я сам наполовину русский. Мамуль, все хорошо, со мной хорошо здесь обращаются, мам. Вы не переживайте, я вам дал слово, его никто не тронет. Dünya izledi. Savaşın diğer yüzü bu anne ve oğluydu. Мамуль, мамуль, я только это, все не переживаю. Ukrayna bir çağrı yaptı Rusya'ya. Diyor ki eğer sadece anneler gelirse, ki otobüs hazırladık bekletiyoruz sınırda, Polonya sınırında, Rus anneler gelirse evlatlarını onlara teslim edebiliriz diyor. Bunun belki de gerçekleşmeyeceğini bilerek anneleri gönderirse Putin ancak onlara teslim ederiz evlatlarını diyor. Savaş çok acımasız, savaşın türlü boyutları var. Savaşın kazananı olmaz, ilk günden beri söylediğim şey aynı aslında. Savaşta silah satanlar, silah tacirleri kazanır bir tek. Rusya'ya ekonomik yaptırımlarla ilgili yeni kararlar var. Bu arada Rusya'da borsa 5. günde yine açılamadı. Düşüş sürüyor. Rusya'nın kredi notu üst üste düşürülüyor. Ama tüm bunlar Putin'e geri adım attıramıyor. Ülkeler ard arda Rusya'yı ve ekonomisini hedef alıyor. Ruble bir haftada %50'den fazla değer kaybetti. Enflasyon artışta. 28 Şubat'ta işleme kapanan Moskova borsası 5. gün yine açılmadı. 8 Mart'a kadar kapalı kalmasına karar verildi. Bu borsanın en uzun kapalı kalışı. Standard & Poor's Rusya'nın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü. Kuruluş notu çok yüksek riskli olarak nitelenen CCC eksiye indirdi. Bu kademenin bir altı iflasın eşiğinde olarak yorumlanıyor. Standard & Poor's, uluslararası yaptırımların Rusya'nın mevcut döviz rezervlerini yarı yarıya azalttığı tahmininde de bulundu. Çarşamba günü Moody's ve Fitch de Rusya'nın kredi notunu düşürmüş, önümüzdeki süreçte yeni düşüşlerin gelebileceği uyarısında bulunmuştu. JP Morgan ise Rus ekonomisinin 1998 krizine benzer bir daralma yaşayabileceği uyarısında bulundu. Rus ekonomisi bu yıl %7 daralabilir, ihracat %13 düşebilir denildi. Ekonomideki kırılganlığı azaltmak için daha ilk günden %11,5'luk faiz artışına giden Rusya önlem arayışında. Kommersant'ın haberine göre Merkez Bankası ve Sberbank hükümete rapor hazırladı. Yaptırımlar yüzünden bu yıl milli gelirde en az %10'luk düşüş bekleniyor. İşsizliğin artması, faiz oranlarının %20-30'a çıkabileceği öngörülüyor. Rapordaki en kötü senaryoda bankalara 5-6 trilyon ruble sermaye konulması gerekebilir. Сегодня Rusya Merkez Bankası bireylerin döviz alımlarına uygulanan komisyon oranını %30'dan %12'ye indirdi. Rusya Duması ise sermaye affına ilişkin yasa tasarısını görüşüyor. Rusya'dan çıkarılan varlıkların geri dönüşü istenecek. Bireyler nakit paranın yanı sıra diğer finansal araçları da ülkeye getirip yasallaştırabilecek. Rusya'ya yapılan bütün yaptırımlar Türkiye'yi de etkiliyor. Bu savaşta en çok, ekonomisi en çok zarar gören ülkelerden biri maalesef Türkiye. Zaten savaştan önce de Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik bunalımı yaşanmaktaydı. Dönelim memlekete. Esnafa halini hatırını soranlar var. CHP ekonomi masası Erzincan'daydı bu kez. Erzincan'da çarşıyı dolaştı, bir dokundu, 1000 ağ işitti. Dolarla bütün işimiz, bütün borcumuz dolarla. Ülkenin başkanı dolarları bozdurun diyor. Gümrükten giren bütün mal dolarla. Türkiye Cumhuriyeti'nde gümrükte bile dolarla işlem yaparken biz dolarları bozduracağız. Nereden bulacaksan. Cumhurbaşkanının vatandaşa yaptığı dolarlarınızı bozdurun çağrısına Erzincan'dan bir esnaf gümrükte bile dolarla işlem yapılıyor, nasıl bozduralım diye yanıt verdi. İşlerin durgun olduğundan yakınan esnaf asgari ücrete bile razıyız dedi. Vallahi biz esnafız. Yer değiştirebiliriz herkesle. Asgari ücrete bile razıyız. Yani düşünün, bir esnaf asgari ücrete bile, asgari ücretli insan çalıştırıyor. Ama biz şimdi asgari ücretli bir işe razıyız. Niye? İş yok. İş yok. Vatandaşın alım gücü yok. CHP'li heyet çıktığı esnaf ziyaretinin 4. gününde Erzincan'daydı. Kapı kapı dolaştı, esnafı dinledi. Kimi esnaf bitti diyerek sitem etti, kimi ise daha hiç siftah yapamamıştı ama umudumuz var dedi. Nasıl işleriniz? İş yok, siftah yok. Siftah yok. Evet, hep böyle. Umudumuz var ama. Nasıl işleriniz? İşler biliyorsunuz, durgun. Nasıl? Zam da çok geldi taban balacından. Petrol zam gelince değil mi? En az %200. Durgun, işler çok kötü. Türkiye'nin durumu nasıl? 27 sen bu gemide esnafın bu seneki bir dara düştüğünü bilmiyorum. Son 3 yıldır özellikle. Kar bitti, alım gücü yok. İğneden ipliğe gelen zamların yanı sıra bir de Bağkur ve sigorta primlerinin yüksek olmasından dert yandılar. 1680 lira sigorta yapar ödüyor bir tane işçi için. Bir o kadar da Bağkur primi. Ödeyemeyince üzerine faiz biniyor. Banka hesaplarımıza bloke konuluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki heyetse Halk TV ekranlarında anlattı bölge esnafının durumunu. Esnafın hali hiç iç açıcı değil diyerek. Maalesef özellikle son dönemde artan elektrik fiyatları, akaryakıt fiyatları, doğalgaz fiyatları burada da ticareti, esnafı zor duruma bırakmış durumda. Bugün esnaf odası ziyaretinde bir esnaf odası başkanımız şöyle bir ifade kullandı. Esnaf dedi primini maalesef ödeyemiyor. Ne kadar ödeyemiyor diye sordum. %70 ile %80 arası esnaf vakıf primlerini ödeyemiyor. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor dediler. Esnafın hali iç açıcı değil. Erzincan'da kalalım bültenin sonunda. Erzincan İliç'e gideceğiz. İliç'te altın madenine karşı yıllardır mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu'na kulak vereceğiz. Dünya üzerindeki 2. Çernobil şu anda Türkiye'de zaten yaşanıyor. Sedat Cezayirlioğlu tek başına verdiği mücadeleyle tanıdı Türkiye onu. Hakkında açılan davalara rağmen vazgeçmedi. Erzincan İliç'te altın madenine karşı çıktı. Bu kez farklı bir iddiası var. Ölüm makinalarınızı izleyin. Tüm Türkiye'yi etkileyecek bir proje. Kendi kaydettiği görüntüleri göstererek siyanür ve sülfürik asitleri atık barajı dolmasın diye atmosfere veriyorlar dedi. Elimde 3 tane bilimsel rapor var. 3 tane. Türk Tabipler Birliği'nden birincisi. Türk Toraks Derneği'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Bu atık barajında şu anda kapasitesi 66 milyon ton dolu vaziyeti. Bunu atmosfere veriyorlar. Bilimsel raporlara göre bu cihazlarla, evaporatör denen cihazlarla dünyada ikinci bir örneği yok. Bunun kapalı tanklarda yerin altında olması lazım. Atmosfere veriliyor. Aldığımız nefese, soluduğumuz havaya. İliç'te altın arama çalışmaları 2000 yılında başladı. Sarı maden bulundu. Çöpler köyünü de içeriyordu alan. Köy taşındı. Amerika, Kanada, Türk ortaklı şirket 2010 yılında üretime başladı. 130 kök ceviz vardı, gitti. Yaşam gittikçe daraldı köyde. Bunun yerin altında kapalı tanklarda olması lazım. Ey millet! Sesimi duyun. Ödediğim bedelleri biliyorsunuz. Biraz elinizi taşın altına koyun. Şimdi başka bir iddiayı ortaya attı Cezayirlioğlu. Endişesi büyük. Çünkü madenin hemen üstünde Çöpler Köyü var. 650 metre ilerisinde ise ilçe merkezi. Türkler savaşı Türkiye yaşıyor. Biz burada yaşıyoruz. Madende altın üretiminde siyanürle birlikte sülfürik asit de kullanıldı. Proje durmazsa dağın kendisi dahi zehir olacak demişti. Şimdi endişesi sürüyor. 122 bin ton yıllık sülfürik asit kullanılıyor. Soluduğumuz havaya veriyor. Bütün Türkiye tehlikede. Türkiye kanser patlaması yaşanıyor. Buraya meclis acilen gelmesi lazım. Son önergeler verilmesi lazım buraya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buraya el atması lazım. Hey